İyi geceler sevgili seyirciler. Gündem ötesinde birlikteyiz. Nihayet Diriliş Ertuğrul'un ardından her çarşamba olduğu gibi karşınızdayız. Bu gece kaç zamandır nerede? Özledik, gelsin. Enteresan konuları ele alıyorsunuz. Birlikte görmek istiyoruz dediğiniz bir konuk. Bizimle birlikte Profesör Caner Taslaman. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada olmak zevk. Çok teşekkürler. Bu gece kainat sırlarını konuşacağız. Ayetlerden örnekler vereceğiz ve bilimsel keşiflerle ispatlanmış aslında günümüzde artık sarsılmaz ve değişmez hükümlerin nasıl Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde de yer almış olduğunun seyircilerimize ipuçlarını siz bu gece aktaracaksınız. İnşallah. Tabii ki sorular dahilinde. Çok kısacık bir zamanınızı alabilir miyim? Teşekkür Alın. Etmem gerekiyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne çok teşekkür ederim. Yılın sunucusu seçmişler. Tabii ki sadece kendi adıma almıyorum. Bu bir ekip işi. Gündem Ötesi ekibi adına, kurumunda çalışan arkadaşlarım adına bu ödülü alıyorum ve sizlere çok teşekkür ediyorum. Özellikle de Kişisel Gelişim Kulübü ile çok güzel bir sohbet gerçekleştirmiştik. Üniversiteden de bu güzel ödül geldi. Sağ olunuz, var olunuz. İnanın öyle büyük bir motivasyon oluyor ki insana. Çok teşekkürler. Bir ikincisi de kaç zamandır soruyorsunuz. Biz malumunuz Kudüs'e gittik ekip olarak. Instagram'dan takip edenler iyi bilirler. Orada çok özel görüntüler çektik. Biraz da maceralı çekimler oldu. Bunu anlatacağım sizlere. Haftaya hem çarşamba gecesi birlikteyiz farklı bir konuyla ama cuma günü o özel gecede, Miraç gecesinde yayınımız olacak. Biraz daha erken başlayacağız. Hazreti Peygamber'in Miraç'a yükselirken o yolculuğunda adım adım nerelerden geçtiğini sizler için görüntüledik. Çok kısacık onun tanıtımını izleyelim. Ondan sonra da Caner Taslaman'la başlayalım. Hashtag'imizi lütfen unutmayın. Bu gece o isterse diyoruz. Gündem ötesi kutsal kent Kudüs'te. Kudüs'ten, Zeytin Dağı'ndan sizleri selamlıyoruz sevgili seyirciler. Gündem ötesi ekibi olarak buradayız. Çok özel görüntülerle adım adım Hazreti Peygamber'in Miraç yolculuğu. Arkamda Kubbetü Sahra'yı görüyorsunuz. Yani Hazreti Peygamber'in Miraç'a yükseldiği ve diğer peygamberlere namaz kıldırdığı yer. Pelin Çift'le Gündem Ötesi Miraç Özel Programı 15 Mayıs Cuma TRT1'de. İnceleyerek. Evet, başladık sevgili seyirciler. Unutmuyoruz Cuma gecesi de lütfen buluşalım. Evet Profesör Caner Taslaman, şimdi biz bugün kainatın oluşumundan gireceğiz. Süremiz el verdiğince insana dair hem o şifreleri biraz konuşacağız ve sonrasında da her şeyin sonuna dair Kur'an'da ne söylüyor ben size soracağım. Öncelikle şu soruyla başlayalım. Her şey nasıl başladı? Evrenin oluşumu, o meşhur tartışmaları da bir kenara bırakarak kainatın sırlarının en büyüklerinden, her şeyin başlangıcına dair ne söylüyor? Seyircilerimize kısa bir hatırlatma yapalım. Bugün programı nasıl işleyelim diye Pelin Hanım'la konuştuğumuzda şuna karar verdik. Kur'an ayetleriyle evrendeki fenomenleri, bilimin bize söylediklerini, ortaya koyduğu tabloyu bir arada değerlendirerek bugün bunu anlatmaya çalışacağız. Yani Pelin Hanım'ın bana her sorusunu Kur'an bu konuda ne diyor, bilim bize bu konuda ne diyor şeklinde anlıyorum ve o şekilde konuya gireceğim. Çizdiğiniz çerçeve vela çok güzel. Yani evrenin başlangıcından başlayacağız. Evrenin içinde birçok yaratılışlara gireceğiz. Bunların her biri hakkında Kur'an ne söylüyor? Şu anda bilimin bize koyduğu tablo ne şekilde? Bir peygamberimizin ya peygamberimizin veya peygamberimizin dönemindeki bir insan topluluğunun böyle bir şeyi söylemesi Allah'tan bir vahiy olmasaydı mümkün mü sorusuna burada cevap vermeye çalışacağız. Hemen girişi kısa tutup giriyorum. Kur'an evrenin başlangıcı ile ilgili şöyle bir ayet var. Oradan başlayabiliriz. Enbiya suresi 30. ayet. Göklerle yer bitişikti, biz onları ayırdık diyor. Bu tabii olağanüstü, muhteşem bir ifade. Kur'an'ın genel mesajı zaten Allah tarafından evrenin yaratıldığı. Bu evrenin Allah'a bağımlı bir varlık olduğu. Fakat Enbiya suresi 30 ilaveten buna bir yaratılışın nasıl olduğuyla ilgili de bir kapı açıyor. Gördüğümüz bütün varlığın, gökle yer bütün varlığı ifade etmek için kullanılır. Bu bizim gözlediğimiz bütün varlığı ifade etmek için. Bunların bir arada olduğu bir durumu ifade ediyor. Ratk ifadesiyle, sonra fatk ifadesiyle bunların birbirinden ayrıldığını söylüyor. Ben okuyayım mı?
Evet. İnkar edenler evren, gökler ve yer birbirleriyle bitişikken onları ayırdığımızı, her canlıyı sudan yarattığımızı görmüyorlar mı? Yine de onlar inanmayacaklar mı? Bunun anlaşılması, ki bugün bunu açıklayan teorimiz Big Bang teorisi, 1920'li yıllarda oldu Big Bang teorisiyle. Biz şu anda biliyoruz ki evrenin başlangıcı çok sıcak, çok yoğun bir ortamdan başladı. Evren genişliğe genişliğe bugüne geldik. Şu anda gördüğümüz bütün evrendeki süreçler bu genişleme çerçevesinde oldu. Bu başlangıcın anlaşılması ise Einstein'ın formüllerinde oldu. Daha sonra işte uydu destekleri var, kozmik fon radyasyonu bulunması gibi bir sürü süreçler var. Detaylara girmeyeceğiz. Fakat bunu peygamberimizin döneminde bir insanın nasıl söylediğini ifade etmek lazım. Yani bu bir kafadan atmayla söylenebilecek bir cümle değil. Diğer taraftan herhalde hiç kimse peygamberimiz Kobe uydusu mesela, bu Big Bang modelini doğrulayan verilerden birini 1990'lar geldiğinde ortaya koyuyordu. Hazreti Muhammed'in bir uydusu vardı, gönderdi, işte bunu doğrulayacak şeyi buldu veyahut da kozmik fon radyasyonu buldu veyahut da Einstein'ın formüllerini o Einstein'dan önce keşfetmişti diyebileceğini sanmıyorum. O zaman bu nasıl söylendi diye orada düşünmemiz lazım. Ha, Kur'an'ın buna cevabı kolay, çünkü Kur'an'ın cevabı Kur'an'ın Allah'tan olduğu yönünde. Zaten bunun Hazreti Muhammed'in kendi gücüyle, kendi kabiliyetiyle bulduğu değil, Allah'tan veren mesajı ileten bir kişi olduğu şeklinde açıklıyor. Şimdi seyircimizin aklına şu soru gelebilir, benim de geliyor tabii ki. Biz evrenin başlangıcına dair, bilim dünyası ne diyor? Büyük patlamadan bahsediyor tabii, değil mi? Big Bang'ten. Yani bu büyük bir patlama oldu. Kur'an-ı Kerim'de de kün feyekün, ol dedi oldu. Evet. Şimdi aslında bu ikisinin örtüşmediğini düşünenler de olabilir. Olabilir. Ama bunu yani olabilir de mantıken bunların örtüşmediğini düşünmemiz için hiçbir durum yok. Kün feyekün var olan bütün sürecin arkasında Allah'ın iradesi olduğunu söyleyen bir doktrin. Yani Allah'ın istemesi, irade etmesi üzerine olmuştur şeklinde. Mesela okusan demiş ki o isterse etiketiyle Kur'an'da Big Bang teorisinden bahsediyor mu? İşte bu anlattığımız şey, işte Big Bang teorisi gibi başka ayetler de var. Onlara da birazdan gireceğiz, evrenin genişlemesi gibi. Ama işte bu işte Big Bang teorisinin bize söylediği şey ne? Her şeyin, şu anda gözlediğimiz evrendeki her şeyin bir tekillikte başlangıçta olduğu, sonra bunun birbirinden ayrıldığı şeklinde temel tez ve gittikçe evrenin genişlediği şeklinde. Şimdi Enbiya suresi 30'da bununla ilgili açık bir ifade var. Çok açık bir ifade var. Bir de burada şey anlamamız lazım. 1900'lü yıllara biz geldiğimizde, şunu görüyoruz, dünyada iki tane akım gittikçe 1900'lü yıllar içerisinde dünyada gelişti. Bunlardan bir tanecisi inkarcı materyalizmdi ve komünizmde de ayrıca bu kendine destek buluyordu. Bunların söylediği şey aşağı yukarı şuydu: bu evren ezeli ve işte her şeyin açıklaması oydu. Diğer taraftan bir diğer maddeyi değişik bir şekilde kutsayan, maddeyi haz almak için kullanan, dünyaya dal diyen bir kapitalist anlayış da dünyada yükselişteydi. Birincisi ideolojik olarak maddeyi ilahlaştırıyordu. İkincisi ideolojik olarak olmasa da haz almak için maddiyatçı yaklaşımı ön plana çıkartıyordu. Bir tanesi din yoktur diyordu. Öbürü din varmış yokmuş bana ne diyordu. Böyle bir ortam 1900'lü yıllara geldiğimizde. Ve klasik teori dinlere karşı ortaya konan felsefi teori, bu evren ezeli ve her şeyin açıklaması. Şimdi bu teori bir yandan bu evrenin de bir başlangıcı olması gerektiğini, yani evrenin kendisi dışında bir açıklama ihtiyacı duyduğunu da gösteren bir teori. O açıdan da değerli. Kur'an'da bir ifadenin geçmesi tabii Kur'an'ın ilave bir mucizesi. Ama buradan çıkan felsefi sonuçlar da bizim için ayrıca çok önemli. Benim en dikkatimi çeken ve aslında üzerine düşündüğümüz zaman etkileyici olan ayetlerden biri de Fussilet. Diyor ki, sonra Allah'ın iradesi göğe yöneldi. O zaman gök duman halindeydi. Ona ve yer küreye isteyerek veya istemeyerek gelin buyurdu. İkisi de isteyerek geldik dediler. Şimdi burada duman olarak çevrilen duhan kelimesi bugün tabii bilim dünyasının evet, da kabul ettiği ve evrenin şekillenmesinden önce maddeyi ve evrenin yaratılışındaki söz konusu kozmik ve sıcak dumanı ifade ediyor. O ayetten önce bir ayeti daha söyleyeyim bu başlangıca. Şimdi Zariyat suresi 47. ayette de evreni biz inşa ettik ve onu genişletmekteyiz diyor. O Arapçasındaki ifade de sürekli genişlemeyi ifade eden bir ifade. İnna la musiyun ifadesi. O da tabii çok önemli. Mesela Stephen Hawking diyor ki yani modern kozmolojinin en önemli bulgusu evrenin genişlediğidir diyor. Şimdi bu müthiş bir bulgu. Ha, bu sürecin içerisinde sizin söylediğiniz şekilde de olay gerçekleşiyor. Genişleyen bir evren var. Sürekli bu genişlemenin içinde başlangıçta hidrojen, helyum gibi atomlar çıkıyor. Ki bunlar zaten gaz durumuna karşılık geliyor. Bunlardan geri kalan madde oluşuyor. Galaksiler de bunlardan oluşuyor. Ha, sonra galaksilerin içerisinde de zaten
toz bulutlarının sıkışmasıyla, yer çekiminin etkisiyle, bir araya gelmesiyle geri kalan gezegenler oluşuyor. Şimdi bunların ortaya konmasına baktığımızda işte Kant ve Laplace'a gideriz. 17. yüzyılların sonu, 18. yüzyılda ancak bu gaz bulutları sıkışmasıyla geri kalan gezegenlerin, işte yıldızların, diğer şeylerin ortaya çıktığı söyleniyor. O açıdan yani Kur'an'da bunların ortaya konması muazzam. Bir de bunların olağanüstülüğünü anlamak için şöyle bir şey lazım. Gerçekten siz felsefe tarihinde, fizik tarihinde, bilim tarihinde bu bulguların ne kadar olağanüstü şeylere karşılık geldiğini bilmezseniz, onu hissedemezseniz, aa bu ne ilginç gibi bir sizde izlenim oluşturur bu ayetler. Ve onların onlarla ilgili gerekli hayreti içinizde hissedemezsiniz. Mesela evrenin genişlemesiyle ilgili şeyi düşünün. Tarih boyunca birçok kimse evrenin demirden sınırları var düşünüyor Aristoteles gibi. Bu fizik ve felsefe açısından çok büyük bir tartışma. Sonra Newton gibi bazıları yer çekimiyle ilgili bazı sorunlardan dolayı sonsuz bir evren yapalım, bu sorunları çözelim diyorlar. Dikkat edin, yani sonsuz bir evren mi, sınırlı bir evren mi şeklinde iki ana model çarpışırken fizik ve felsefe dünyasında, genişleyen bir evren ve sürekli genişleyen bir evren modeli bunların dışında hiç ortaya konmamış bir model. Ve bir de yani o zaman için hani insanların yani herhangi bir beşeri varlığın bunu tasarlaması, düşünmesi hani mümkün olabilecek bir şey değil. Değil tabii, bu kafadan atmayla söyleyecek bir şey değil. Bir kere daha tekrar edeyim. Hawking diyor ki modern kozmolojinin en önemli bulgusu evrenin genişlemesidir diyor. Hı hı. Ha şimdi birinci bulguyu her şey bitişikte ayrıldığı peygamber Einstein'ın formüllerini önceden buldu. Bunu da bir teleskopu vardı. Hubble'dan önce peygamberimiz gökyüzünü işte gözlemledi. Galaksilerin birbirinden ayrıldığını gözledi. Öyle genişlediğini söyledi diyen varsa buyursun. Bunları kafadan attığıyla tutturdu söylemek demek de bence çok büyük bir insafsızlık olur. Tabii ki. Bir seyircimiz, o kadar karışık ki ismi, onu okuyamıyorum ama 00CF ile başlayan, diyor ki acaba Einstein de yararlanmış olabilir mi Kur'an-ı Kerim'den diyor. Sanmıyorum. Sanmıyorum. Onu şöyle bir şey diyeyim. Şimdi bilimin gelişmesi, birçok olaydaki gelişmesi adım adım oluyor. Adım adım bulgularla oluyor. Mesela evrenin genişlediğinin anlaşılması için mesela teleskobun geliştirilmesi lazım. Teleskop için optik lazım. Optik için İslam dünyasından İbni Heysemler, daha sonra işte Galile gibi Hristiyan dünyasından isimlerin üst üste çalışmaları lazım. Doppler etkisi dediğimiz bir etki lazım. Ondan sonra Einstein'dan önce Einstein'a yol hazırlayan işte Kepler gibi, Newton gibi diğer bilim insanlarının çalışmaları lazım ki onlardan faydalansın. Einstein böyle devraldığı bir mirasla bunu yapıyor. Ve Einstein formüllerinden bunu kendi bulmuyor. Einstein'ın formüllerini kullanıp mesela başkaları buluyor. Ve Hubble gözlem yapıyor. Onların hepsi birleştiriliyor. Yani bilimin doğasında dikkat edin. Yani Kur'an bir bilim kitabı demek de hatalıdır. Kur'an'ın söylediklerinin bilimle ilişkisi var. Çünkü evrenle ilgili bazı söylediği cümleler var. Ama bilim kitabında neden sonuç ilişkileri takip edilerek yavaş yavaş adım adım merdivenler tırmanılır. Peki. O yüzden Kur'an merdivenlerin nasıl tırmanılacağını söylemediği için Einstein'ın onu Kur'an'a dayanarak bulduğunu söylememiz mümkün değil. Peki şunu ben size soracağım. Sebe'de geçer. Hı hı. Enteresan bir örnek olduğu için Süleyman'a da sabah gidişi bir aylık mesafe, akşam dönüşü bir aylık mesafe olan rüzgarı boyun eğdirdik diyor. Mesela siz Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz zaman bazı noktalarda evet burası işte bize bir takım teknik buluşlar için ya da insanoğlunun hani hangi kanunları kullanarak ilerleyebileceğine dair buralarda bize fikir veriyor diye düşündüğünüz yerler oluyor mu? Çünkü hani baktığımız zaman birçok husus var. Evet. Ya mesela Hazreti Yusuf'un kokusunu babasının evet. duyması gibi günün birinde koku transferinde olacağını düşünüyorlar. Ya da Hazreti Süleyman'ın işte meşhur tahtı bir yerden bir yere getirmesi, orada da ışınlanma teknolojisini evet insanlar bir gün ulaşabilecek denmesi. Ben yani işin doğrusu öyle bir şeyin olacağına ilgili bir görüşüm yok. Niye yok? Çünkü Kur'an'ın belli olguları tarif etmede kullandığı ayetlerle belli olan olayları anlatmasını ayırmamız lazım. Yani aradaki fark şu. Mesela Kur'an deminki ayet apaçık bir şekilde evrenin genişlediğini söylüyor. Şimdi bu çok muazzam bir ifade. Günümüzde yeni anladığımız bir ifade. Fakat diyelim ki rüzgarı Hazreti Süleyman'a boyun eğdirdik derken yani ileride böyle bir şeyin olabileceğine ilgili orada bir ifade yok. Ha böyle bir şey olabilir. Ama şöyle insanoğlu kanunları kullanarak gerçekten hani füze yaptı, uçak yaptı, jet yaptı evet. neyse yani hani rüzgarı kullanarak hakikaten çok ileri noktalara gelebildik.
Olabilir. Ben yani mümkün... belki aylar sürecek bir yolculuk saatlere düştü. Şimdi doğrusu ben onu mümkün görmediğimi söylemiyorum. Fakat ayette öyle bir şeyin bulunacağınla ilgili bir ifade yok. O oradan bizim yaptığımız bir beklentidir. Ama Kur'an'da mesela ne bileyim, ben Hazreti Yusuf'un kokusunu duyuyorum diyor sanki babası. Fakat oradan bir koku transferi, koku nakliyle gibi olacağına da ilgili bir ifade yok. Yani böyle açık bir ifade yok. Ha, biz oradan kendimiz öyle bir işaret kabul edebiliriz, tahmin edebiliriz, beklenti içine girebiliriz. Ama yani Kur'an'ın açık söylediği ifadelerden çıkan incelikleri, ki tahmini birazdan konuştukça daha açığa çıkacaktır. Yani bunlarla ayetlerden ileride olacak şeylerle ilgili beklenti çıkarmayı bence ayırmamız lazım. Yani arada orada bir fark var. Şundan da etkilenmiştim. Malumunuz Hazreti Adem'in iki oğlundan biri diğerini öldürdüğü zaman, yani Kabil abiyle öldürüyor. Evet. Çünkü onun kurbanı kabul oluyor. Diğerininki olmayınca hırslanıyor ve kardeşini öldürüyor. Sonra o cesedi ne yapacağını bilmediği zaman bir karga geliyor ve karga diğer kargayı gömüyor. Böylelikle ayette ne diyor? Derken Allah kardeşinin cesedini nasıl gömeceğini ona göstermek için yere eşeleyen bir karga gönderdi. Yani bizzat nasıl gömeceğini dair Allah'ın orada bir gösterdiği işaret var. Belki bir ihtimaldir ki diğerlerinden de, yani bilmiyorum becerebilir miyiz insanoğlu orada gösterilen örnekleri, ama olabilir. Bu da bize bir yol gösterici olabilir. Şimdi seyircilerimizden çok soru geliyor. Birkaç tanesini okuyayım. Onlara cevap vereceğimizi en azından söylemiş olalım. Altun Yıldız diyor ki, kara delikler gerçekte var mı yoksa ispatlanabilir mi? Kara delikle ilgili Kur'an-ı Kerim'de bir bilgi var mı? Buna cevap vereceğiz değil mi? Verelim. Şöyle hemen verelim. Şimdi Kur'an'da ben doğrudan kara delikle ilgili açık kara deliği tam tarif eden bir ifade hatırlamıyorum. Fakat şöyle bir ifade var. Onların kara deliklerle ve bütün yıldızların sonuyla ilgili alakalı olduğunu düşünüyorum. Vaka suresi 75. 76. ayetlerde. Hayır, yıldızların düştükleri yerlere, yani mevkilerine yemin ederim diyor. Ah bilseniz gerçekten bu büyük bir yemindir diyor. Yani Kur'an'da yeminler, böyle bir şey dikkat çekilmeler var ama böyle büyük bir yemindir bu şeklinde bir dikkat çekme rastladığımız bir olgu değil Kur'an'da. Ve burada dikkat çekilen şey ne düşünün? Dikkat edelim. Yıldızların düştükleri yerler, mevkileri. Şimdi bu yıldızların sonları ile ilgili fenomene ait dikkat çekiyor. Gerçekten de yıldızlar kendileri ömürlerini tamamladıklarında değişik bir forma geçiyorlar. Mesela işte bunların en büyükleri, güneşimizden birkaç kat daha büyükleri mesela kara delik oluyor. Kara delik biraz daha ufakları, yani güneşimizden büyükleri ama yani o kara delik olan yıldızlardan bir kısım daha ufakları nötron yıldız oluyor. Güneşimiz büyüklüğündeki yıldızlar kırmızı deve dönüşüyor. Ama bunların her biri fizik açısından oldukça enteresan fenomenler. Yani ayette dikkat ediyorsanız burada bir büyüklük, bir ilginçliğe de dikkat çekici şeklinde bu büyük bir yemindir şeklinde ifadesi var. Yani kara deliğe mesela çekimi o kadar büyük ki saniyede yüz binlerce kilometre hızla giden ışık bile onun çekim gücünden kurtulamıyor. Mesela nötron yıldızı o kadar enteresan bir yapısı var ki oradan bir çay kaşığı maddeyi alsanız milyonlarca tona denk geliyor. Ve dünyanın herhangi bir yerine atsanız o çay kaşığı maddeyi, nötron yıldızındaki, dünyayı deler geçer perişan eder sırf bir kaşığı. Bu kadar enteresan fenomenlerin olduğu şey yıldızların sonunda karşımıza çıkan tabloda. Kur'an'ın da buna dikkat çekmesi, yani yıldızların son bulma noktalarına dikkat çekmesi, bence burada bir enteresanlık var. Bence de muazzam enteresan. Çok güzel sorular geliyor. Yine ben sorulardan gitmek istiyorum. Evet. Diyor ki Cihan Sapapan, hocama bir sorum olacak. O isterse etiketini kullanalım lütfen. Evet. Haşa ben inanıyorum ama diyor. Kün feyekün, ol deyince olur ama neden 6 gün? İnsan düşünüyor. Allah'ın bir kere şöyle bir şey soracağım. 6 gün diyor mu? Kur'an'da gün, yem kelimesi Kur'an boyunca baktığımızda dönem anlamına da gelir. Bizim bildiğimiz gün de bir dönem olduğu için gün anlamına da gelir. Kur'an'da birçok yerde mesela 50 bin yıl süren bir günden bahsediyor. 1000 yıl süren bir günden bahsediyor. Secde suresi, Meharis sureleri. Oradan da anlıyoruz ki bu yani gün demek. Yani 24 saatlik bir şey değil. Dönem anlamındadır. Evrenimizin de 6 dönemde yaratıldığı Kur'an'da geçiyor. Bilimin bize söylediği tablodan evvela şunu çok rahatlıkla anlıyoruz. Evrenimiz gerçekten de geçmişinde değişik dönemler geçirmiştir. Örneğin
Evrenin başlangıcında 13,8 milyar yıl önce atom altı kuvvetler birbirinden ayrılarak iş başlamıştır. Sonra Higgs parçacığı devreye girmiştir, kütle kazandırmıştır. Atom altı parçacıklar ortaya çıktıktan sonra işte başlangıçta çok ışıltılı bir ortam var, birkaç yüz bin yıl süren. Hı hı. Ondan sonra yıldızlar oluşuyor, o demin bahsettiğimiz gibi gaz bulutlarının sıkışmasıyla. O yıldızlar ölüyor. O, tabii o yıldızlar ölmeden önce o yıldızların fırınlarında atomlar pişiyor. O yıldızlar ölüyor. Onlar da yeni yıldızlar oluşuyor. Dikkat edersek yalnız, hı hı, evrenin bize sunduğu tabloda farklı aşamalar geçiliyor. Dünyamız da öyle. Dünyamızın ortaya çıkışı mesela 4,5 milyar yıl önce. Dünyamızın başlangıcında bir meteor bombardımanı var. O bir 600 bin yıl kadar sürüyor. Pardon, 600 milyon yıl kadar, hı hı, sürüyor. 3,9 milyar yıl önce duruyor. 3,8 milyar yıl önce de tek hücreli canlılar evrende gözüküyor. Sonra işte oksijen çıkıyor. Evrenin başlangıcında dünyamızda da şu andaki gibi oksijen yok. Şimdi hem dünyanın içindeki süreçlerde hem evrende hep aşamaların olduğunu görüyoruz. Kur'an'da böyle dönemler olduğuna dikkat çekiyor. Kur'an'ın hiçbir yerinde bazıların sandığı gibi Allah pat diye yarattı, kün feyekün, Allah ol dedi, bir saniyede oldu şeklinde bir şey yok. Hatta isterse bunu yapar. İsterse şöyle bir şey, Allah isterse her şeyi yapabilir ama isterse böyle de yapar. Tabii ki. Fakat Kur'an'ın en temel tezlerinden biri, bu dünyanın bir imtihan dünyası oldu. Hı hı. İmtihan dünyası ancak böyle bir durumda mümkündür. Her şeyin bir anda pat diye ortaya çıktığı yerde, mesela biz pat diye dünyaya gelsek annesiz babasız, çay karşımıza pat diye gelse, yemek yiyeceğimizde yemekler pat diye gelse, neden sonuç ilişkilerine bağlı evrende hiçbir şey olmasa, imtihan dünyası olması mümkün değil. İmtihan dünyası olması için bizim yaptığımız eylemlerin sonuçlarını bilmemiz lazım. Yani neden sonuç ilişkilerine göre olayların işlemesi lazım. Hmm. O zaman bizim evreni gözlediğimizde de bir neden sonuç ilişkilerine göre işleyen bir evren gözlemlememiz bir lazım. Bir de şöyle bir şey var. Bizim hani zamanla ilgili, beklemekle ilgili, sabırla ilgili, evet bir takım imtihanlarımız var, dertlerimiz var ama Allah'ın böyle bir derdi yok ki. Hani onun için milyarlarca yıl geçmiş. Artık ben geçmemiş. İkinci maddede açıklayacağımı siz artık yani zaten hepsini güzel açıklıyorsunuz. Onu tebrik ederim. Ya, dinleye teşekkür ederim. Gerçekten ikinci olarak da benim dikkat çekmem gereken, yani bu çok önemli madde dediğiniz. Allah'ın kaynakları sınırsız. Yani o yüzdendir ki bu kadar yüz milyarlarca yıldız var. O yüzdendir ki burada bir tek noktada trilyonlarca atom var. Kaynakları sınırsız ve yarattıkça gücünden, kuvvetinden eksilmeyen bir güçten bahsediyoruz. Ayrıca Big Bang teorisinin bize gösterdiği şeylerden biri, konuları hızlı geçiyoruz çok şey anlatabilmek için, zamanın da yaratıldığı. Ha, buradan da görüyoruz ki diğer taraf için 13,8 milyar yıl olurken Allah'ın beklemesi gibi bir şey orada mevzu bahis değil. Ben onu şuna benzetiyorum. Hani bir videoyu seyredersiniz. O videoyu seyrettiğinizde o videonun içindeki bir kimse onu saatlerce seyredebilir. Başka bir açıdan o videonun hepsi bir saniyede geçebilir. Evet. Ha, Allah zamanın yaratıcısı olduğu için zamanın içinde beklemiyor. Birçok kimsenin mesela merak ettiği sorulardan biri şu. Allah ne işte 13 milyar yıl bekledi insanın yaratılması işte. Ha, Allah beklemedi ki. Yani zamanın da yaratılmış olduğunu anladığınızda bu sorunun anlamsız olduğunu anlıyorsunuz. Veyahut da bazen şu soruyu soruyorlar. İşte daha önceden ölen birçok kimse var. Sonradan ölenler var. Ya ölenler ne yapıyorlar? Yani şimdi nasıl bekliyorlar? Gibi sorular soruyorlar. Ha, zamanın izafi olduğunu anladığınızda bu soruların hepsi anlamsızlaşıyor. Hı hı. O yüzden yani zamanın yaratılmış olduğunu anlamak, ki o demin söylediğimiz yer gök bitişikliği biz ayırdık, Big Bang teorisi onlarla oldukça ilişkili bir konu. Hı hı. Bence birçok konuyu anlamamızda, yani dini birçok meseleyi anlamamızda, birçok soruya cevap vermemizde çok hayati. Kadir İpek demiş ki diğer dini kitaplarda da evrenle ilgili bilgiler var mı? Var. Var. Yani şeyler var ama şunu çok rahatlıkla ama diyebilirim. Ama Kur'an kadar değil. Yani dünyadaki hiçbir dinde Kur'an kadar evren üzerine düşünmeye, akletmeye, bunlardan sonuçlar çıkarmaya işaret yok. Yüzlerce Kur'an ayetinde evren üzerine düşünmekten bahsediliyor. Bunlar üzerine ince ince düşünmekten bahsediyor hem de. Sonuçlar çıkartarak düşünmekten bahsediyor. Tefekkür gibi ifadeler geçiyor. Yani hiçbir dünya dininde bu kadar çok ifade yok. Evet. Peki ben şimdi bir taraftan tweetlere bakıyorum. Diyor ki Murat Taylı, o isterse... Pelin Hanım, Kur'an'da geçen yedi gök ifadesini atmosferin katmanları olarak mı anlamalıyız yoksa yedi uzay katmanı olarak mı? Caner Hocam nasıl anlıyor? Şimdi yedi atmosfer katmanı olarak da uzay katmanı olarak da anlatabiliriz. Bu birazcık anlatımı uzun ama Kur'an'da başka bir ifade de var. Yerden de bir o kadarını yaratandır diyor Allah. Önce ne dediğini
okuyalım mı aslında bununla ilgili? Diyor ki Allah böylece onları iki gün içinde yedi gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti. Bir diğerinde Bakara suresinde de diyor ki sizin için yerde olanların tümünü yaratan odur. Sonra göğe istiva edip de onları yedi gök olarak düzenleyen odur ve o her şeyi bilendir diyor. Yedi manyetik alandan da mekandan da tabii ki bahsediyor olabilir. Şimdi, atmosferin katmanlarından da bahsediyor olabilir. Konuyu şöyle anlatayım. Başka bir de Kur'an ayeti var. Onu da söyleyeyim o zaman. O iki konuyu bir arada değerlendiririz. Mesela Talak suresi 12. ayette diyor ki Allah yedi göğü ve yerden de onlar kadarını yaratandır. Yeryüzünde de böyle katmanlı bir yapı olduğu Kur'an'da geçiyor. Şimdi Mülk suresinde de geçiyor yedi. Evet, birkaç Kur'an'da yedi gök ifadesi yedi defa geçer. Yedi gök ifadesi yedi defa geçer. Öyle mi? Ondan evet şeyde vardır. Güzelmiş. Onları şöyle önce yer tabakalarından bahsedeyim. Yani yerin tabakalarında da şu anda bizim öğrendiğimiz modern jeolojide yerin de tabakaları var. Mesela işte astenosfer var. İç çekirdek var, dış çekirdek var, üst manto var. Yani bunun gibi yerin de şeyleri var. Şöyle sayabiliriz. Litosfer su birinci tabaka. Litosfer kara ikinci tabaka. Üst manto üçüncü tabaka. Astenosfer dördüncü tabaka. Alt manto beşinci tabaka. Dış çekirdek altıncı tabaka. İç çekirdek yedinci tabaka. Bazen bu iki tabakaları birleştirmek veya bir tabaka ikiye bölmek gibi şeylerle bazı sınıflandırmalarda bunu sekiz, altı yaparlar ama bu söylediğim sınıflama hiç zorlama olmadan yedili bir sınıflamayla anlamak mümkün. Bir de Arapça tefsirlerin çoğunda da şu geçer. Yedinin çokluğa da işaret ettiği, çeşitliliğe işaret ettiği geçer. Mesela sizin üzerinize yedi yol kıldık der. Mesela peygamberimize şey denir, sen onlar için 70 defa af dilesen bile Allah onları affetmez der. Yani 7-70 gibi ifadeler çokluk veya çeşitliliğe de işaret ettiği bizim tefsir kitaplarında geçer. Ha şimdi buradaki ifadeler böyle bir çeşitlilik, çeşitli tabakalar var mı? Tam 7 mi diye de düşünülebilir. Fakat bizim gördüğümüz gerçekten yer tabakalarında ve atmosfer tabakaları gibi yerlerde de 7 geçince bunun yani tam 7 olması bana oldukça makul geliyor. İşin ilginç tarafı mesela atomda da yörünge sayısı 7'ye çıkabiliyor. 7'den sonra çıkıyor. Yani atomun içinde bile böyle bir 7'li yapı var. Gökyüzüne gelelim. Gökyüzünde de gerçekten biliyoruz ki biz gökyüzünde de çeşitli tabakalar var. İşte ozonosfer gibi, troposfer gibi. Bu tabakaları da saydığımızda yine 7'ye geliyor ama bazen dediğin gibi işte en dış tabakayı sayacağız mı saymayacağız mı falanca tabak ikiye böleceğiz mi gibi tartışmalarla işte 6 mı 8 mi olur ama 7'li bir sıralama hiç zorlama olmadan 7 tane tabaka sayabiliriz. Peki bazıları da şöyle düşünüyor. Yakın göğü kandillerle donattık diye Kur'an'da bir ifade var. Evet, o yüzden onu söyleyeceğim. Bazıları şimdi Kur'an'da gök kelimesi, İngilizce'de sky dediğimizde de böyledir. Türkçe'de gök dediğimizde de böyledir. Arapça'da sema dediğimizde de böyledir. Bu ifadeler yeryüzünün üstündeki bütün alan için kullanılıyor. Hı hı. Mesela gökten yağmur yağıyor da diyoruz, gökte yıldızlar var da diyoruz. Hı. O yüzden şimdi bütün uzay için kullanıldığını düşünürsek peki bu sema kelimesini ne anlayacağız? Şimdi deminki kullanım atmosferin tabakaları bu dünyanın üstü için sadece kullandığımızda. Şimdi yakın göğün ışıklarla donatıldığı geçiyor. Ha benim oradaki kanaatim şu. Kur'an'ın yakın gök diye işaret ettiği yerin bizim güneş sistemimiz olduğu kanaatindeyim. Hmm. Bizim güneş sistemimiz de gerçekten de orada bazıları tercümede mesabeye yıldız diye tercüme etmiyor. O değil. Lambalar diye geçiyor. Necim geçmiyor ayette. Kur'an'da necim kelimesi yıldızlar için kullanılır. Lambalar o geçiyor. Şimdi gerçekten birçok gezegen... Bir dakika, bir yerde sanki güneş için de lamba diyordu değil mi? Bir lamba astık mı diyordu? Evet, orada geçen kelime... Bulacağım mesabitte, onu. Kur'an yıldız için birkaç tane ayrı kelime geçiyor. Mesabit geçiyor muydu ona şimdi bakarız. Eğer bulursanız Arapçasından da bakabilirim burada yanımda. Tamam. Ziya geçiyor bazı yerlerde. Nebe, üstünüzde yedi sağlam gök bina ettik. Oraya parıl parıl parlayan, yanıp tutuşan bir lamba astık. Bir dakika, o şey suresiydi, bir dakika. Şimdi Nebe? O kelime aynı kelime mi diye bakacağım da. Yani lambayı, hangi kelimeyi lamba diye çevirmiş. Evet, kaçıncı ayet dediniz Nebe'de? Nebe'de kaçıncı ayet dedim? 12-13. Hı hı. Üstünüzde yedi sağlam gök bina ettik. Oraya parıl parıl parlayan, yanıp tutuşan bir lamba astık. Çok güzel. Oraya da
Nebe kaç demiştiniz dedin? 12-13 tamam, diye biliyorum ben. Ve cehennem, Sirac geçiyor burada, Sirac geçiyor. Evet, tam para, evet, 12-13. Evet, üstünüzde 7 sağlam gök yaptık ve cehennem, Siracen ve Hacen. Orada işte pırıl pırıl parlayan yanıp bir lamba. Yanıp tutuşan bir lamba. Evet, evet, Sirac yaptık diyor. Öbüründe mesabik geçiyor, aynı kelime değil. Şimdi buradaki benim kastım o 7 gök, yani yakın gökteki ifadede. Gerçekten bizim güneş sistemimizde birçok parlak gök cismi var. Mesela Halley kuyruklu yıldızı gibi. Bizim kuyruklu yıldız dediğimiz şeyler aslında üzerine gaz bulutu olan göktaşları. Mesela Halley gibi de birçok güneş sistemimizin içinde özellikle en dış kısmında çok fazla var. Bu şekilde lambalar var. Aynı zamanda Satürn gibi işte Jüpiter gibi birçok gezegende birer lamba gibi güneş sistemimizde gözüküyor. Ha şimdi bunu bence birinci gök olarak düşünürsek, çünkü biz dünyamız olarak bir bu sisteme aitiz. Ha ikinci mesela bir gök bizim galaksimiz. Samanyolu galaksisinin bir üyesiyiz. Diğer taraftan bizim galaksimiz birkaç galaksiyle bir sistem oluşturuyorlar. Onların bir parçasıyız, galaksimizin parçası olduğumuz gibi. Bunları bir de daha süper sistemler oluşturuyor, onların parçasıyız. Aynı zamanda evrenimizin de bir parçasıyız. Aynı zamanda tabii bizim güneşimizin bizim Samanyolu içerisinde bir sisteme ait olup olmadığı veya bizim güneş sistemini içi ve dışı diye ikiye ayırıp ayırmayacağımız şeklinde şeylere bakılabilir ama bu şekilde gök ifadesini değerlendirirsek bence orada da bir 7'ye yakın bir rakam geliyor. Yani sema kelimesini burada bu şekilde değerlendirdiğimizde bence yine ayeti bu şekilde anlamamız mümkün. Peki bir soru sorabilir miyim? Yine seyirci sorusu. Bana ilginç geldi. Diyor ki Mesut Cengi, o isterse etiketiyle, Kur'an'da 18 bin alemden bahsediyor. Kur'an'da yok, geçmiyor öyle bir şey. 18 bin alem diye bir şey geçmiyor. Halk arasında yerleşmiş bir şey. Yani halk arasında bazı böyle uydurma şeyler var. Kur'an'da geçmiyor. Mesela 6666 ayet var diyorlar Kur'an'da. 6200 küsur ayet var. Bazı halk arasında yerleşmiş tekerlemeler var. Ama alemde Kur'an açıp okumuyorlar, bir de Kur'an'da geçiyor diyorlar. Tamam, yani sonuçta herkes hata yapabilir. Yani hayır onu demiyorum. Var, yani lazım. Onu, yani Kur'an'ı daha çok okumalar için söylüyorum bunu. Yani sitem etmek tamam, için peki. Söylüyorum. Kur'an'ı, şimdi Mesut Bey aslında tabii sorunuzun başındaki bu yanlış bilgiyle düştü soru ama şöyle alemlerin Rabbi olarak Kur'an'ın ikinci ayeti, birinci ayeti besmeledir. Elhamdülillah Rabbilerim, işte ikinci ayeti Kur'an'ın. Allah alemlerin Rabbidir. Demiş alem ki, Kur'an'da yaratılış alanlarının. O zaman dünya dışında yaşayan canlılar olabilir düşüncesi de benim aklıma geliyor. Hocam bu konuda ne düşünür acaba diye sormuş da. Olabilir. Kur'an'da buna aykırı hiçbir şey yok. Hatta göklerde ve yerde olanlar şekilde Kur'an'da işaret var. Orada işte bir men takısı var. O yani bilinçler için kullanılan bir takı. Ondan yani göklerdeki yani evrende canlar olduğuna, Kur'an'da işaret olduğunu bile düşünenler olmuş. Mesut Bey size bir kitap hocamızdan imzalı göndereceğim. Ama Kur'an'da yani böyle çok açık net bir uzayda bir canlılar olduğuna ilgili bir ifade olmadığı gibi uzayda canlar olmasının Kur'an'a aykırı hiçbir yönü yok. Nasıl ki biz dünyamızda birçok canlı türünün varlığını biliyoruz. Ve bu canlı türlerinin %90'dan fazlasını son birkaç yüzyılda keşfettik. Dikkat edin, dünyada bizim yanı başımızda olan canlıları. Şu anda birkaç milyon canlı türü olduğunu biliyoruz. 17. yüzyıla geldiğimizde artık bu rakam yani böyle binlerle ifade edilen bir şeydi insanların buldukları. Biz yanı başımızda bu kadar şey keşfediyorsak uzayda da neden olmasın? Evet. Fakat genelde beklenti tabii daha çok şu anda yani tek hücreli bir şey bulunup bulunamayacağı yönünde. Daha çok onların sorduğu herhalde seyircilerimizin bir bilinçli canlı olup olamayacağı yönünde. Tabii tabii. Evet. İlla ki öyledir. Seyircilerimizden şu yönde çok soru geldiği için biraz rotayı oraya kırıyorum. Diyor ki, o kadar da geldi. Pırasa Seceri'li, neyse biraz karışık bir ismi var. O isterse etiketiyle dünyanın sonunun güneşin kara deliğe dönüşmesiyle olabileceği söylenir diyor. Güneşin kara deliğe dönüşecek bir kütlesi söz konusu mudur? Bu birincisi. İkincisi evrenin sonuna işaret eden bir soru olduğu için. Şunu da ekleyeceğim. Semih Avcı da soruyor. Evrenin başlangıcında olduğu gibi evrenin sonu yani kıyametle ilgili de teorileri var mı bahsedebileceği diyor. Yine Kur'an-ı Kerim'den ayetler tabii ışığında onlara soruyor. Onlara ait o zaman evrenin sonunu Kur'an nasıl anlattığını anlatalım. Peki. Kur'an'da evrenin sonu geleceği, dünyamızın sonu geleceği çok açık bir şekilde anlatılır. Bunu tespit etmek çok önemli. Çünkü peygamberimiz de o dönemde Sebe suresinde de görüyoruz. Birçok kimse o saat bize gelmez diyor, alay ediliyor. Ve peygamberimiz de evre için
evrenin sonunun geleceğini savunmak o dönemde hiçbir şey kazandırmıyor. Dikkat edin, bu ayetleri düşünürken hep böyle de düşünmemiz lazım. Çünkü peygamberimizin aşağı Kur'an uydurduğunu söyleyenler, ki yani Kur'an inanmayanlar sonuçta öyle söylemek zorundalar tek başına veya bir grupla. Onu ya kendi menfaati için uydurduğunu veyahut da belli bir zihinsel hastalığı olduğu şeklinde bir şey iddia etmek zorundalar. O zaman diyor ki bütün bunlarla beraber bu iddiaları da değerlendirebiliriz. Mesela peygamberimiz o dönemde evrenin sonu geleceğini söylediğinde bunlar ne tip bir menfaati olur? Tam tersi, menfaati yok. Yani bu evrenin sonunun geleceğini söylenmesi millete o kadar inanılmaz bir şey olarak geliyor ki peygamberi inkar etmeleri için insanların bir sebep veriyor. Oradan bir soruya da cevap verelim. Tekvir suresinin başında güneşin sonuna dikkat çekiliyor. Mürselat suresinde yıldızların ışıkları söndürüldüğünde diye bütün yıldızlara da işaret ediliyor. O soru da şöyle cevabı. Şimdi bizim fizikten bildiklerimizle güneş kırmızı deve dönüşür, sonra beyaz cüce olur. Yani güneşimiz büyüklüğündeki yıldızlar kara deliğe dönüşmezler. Yani o soruyu da sormuştu. Güneşimiz kara deliğe dönüşür ama güneşimizin kırmızı deve dönüşmesi de yani o kadar büyür ki zaten dünyada falan yaşam falan hiçbir şey kalmaz. Her şeyi yok etmesine güneşimizin sonu da yeter. İlla ki kara delik olması şart değil. Ama Kur'an'daki ifadelerin önemi şurada. Şu anda günümüzde herhangi bir materyalist, ateist, filozofta hiç kimse bu evrenin sonu gelmeyeceğini söyleyemez. Şunu biliyoruz. Bütün yıldızlar hidrojeni helyuma çevirerek ayakta duruyorlar. Ve bu süreç sonsuza dek sürdürülemez. Sonsuza dek bu süreç sürdürülemezse ne olacak? Bir süre sonra yıldızların sonu gelmesi kaçınılmaz. Gezegenler de yıldızların etrafında, yıldızların sonu gelince onların da sonu gelmesi kaçınılmaz. Zaten bütün evrende genişliyor. Bu genişleme sonsuza dek sürdürülemez. Ya bir büyük donma dediğimiz bir olay veyahut da büyük çöküş dediğimiz bir senaryo. Bunlardan herhangi biriyle bütün evrende sonunun gelmesi kaçınılmaz. Yani hem evren, hem dünya, hem güneşimiz, hem yıldızların hepsinin sonunun gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bize modern bilim söylüyor. Kur'an da buna parmak basıyor. Ve bu da dikkat edin. Materyalizm açısından da, panteizm açısından da, Hinduizm gibi inançlar açısından da çok önemli sonuçlar getiriyor. Materyalizmin iddiası neydi? Bu evren ezeli ve her şeyin açıklaması. Evet. Bu evreni adeta tanrılaştıran bir felsefe, ideoloji. Şimdi siz evrenin başlangıcı ve sonu olduğunu gösterdiğinizde materyalizm buradan ciddi bir zarar görüyor. Diğer taraftan panteizm bu evreni adeta Tanrı'nın bedeni gibi görüyor. Değil mi? Bildiğimiz bu uzak doğu inançlarında, hatta bazı sufi inançlarda dünyadaki bu evrenle Tanrı'yı özdeşleştirmek vardır. Ama sonu gelecek bir varlık bu evren. Başlangıcı da misket tanesi kadar bir şey. Ha, bu evreni tanrılaştırmanın hatalı olduğunu, yani panteizmin de yanlış olduğunu anlıyoruz. Bu yani evrenin sonunun ve başlangıcının olması kozmoloji açısından çok büyük iddialar ve son birkaç yüzyılda anladığımız iddialar. Ve Kur'an bunları çok açık, net şekilde söylüyor. Şimdi neler olduğunu aslında evet, sizin de işaret ettiğiniz gibi hem yıldızların hem güneşimizin ölümü, yani sona dair muhtemeldir ki bunlar zaten kıyametin nasıl kopacağı ile ilgili olarak ayetler. Mürselat suresi 8. ayet. Yıldızlar söndürüldüğü zaman. Evet. Hepsi. Evet. İntifar suresi 2. ayet. Gezegenler saçıldığı zaman. Kevkep geçiyor oradaki ayet, evet. Bu gezegenler saçıldığı zaman nasıl bir, yani böyle yörüngelerden çıkıp hepsinin tabii, kendi... Herhalde öyle bir şey kastediyor. Zaten böyle. Yıldızların sonu bulunca gezegenlerin de hayatını sürdürmesi mümkün değil. Ya bunların içine düşer ya dağılır. Yani belli şekilde hayatın orada devam etmesi mümkün değil. Sizin işaret ettiğiniz güneş dolandığı zaman. O Tekvir suresinde geçiyor. Tekvir suresinde geçiyor. Evet. Güneş dolandığı zaman. Peki. Haç suresi. O saatin yaklaşarak gelmekte olduğuna şüphe yoktur ve Allah mezarlardakileri diriltecektir. Tabii. Şimdi Kur'an evrenin sonuyla ilgili bu anlattığı tabloları "Sat ben bak sizin bilmediğiniz bir şey söyleyeyim" diye söylemiyor. Bunun arkasında çok önemli mesajlar da var. Birçok insan bu dünyada ölümsüz olamayacağını görünce "Ay ben bu dünyada eserler bırakayım, bu dünyada bir şeyler yapayım, ona kalır buna kalır" diye onlarda teselli arıyor. Bence bunlarda teselli olması da mümkün değil. Fakat Kur'an öyle bir mantık veriyor ki sizin o teselli bulmaya çalıştığınız, işte evrende bıraktığınız nesilleriniz, soylarınız, burada bıraktığınız eserler, namınız, şöhretiniz, onların hepsi de bir gün yok olacak. Çünkü bu evren yok olacak. Tek bir şey var değerli. O da Allah rızası için yaptığınız. Çünkü Allah'ın, evren yok olur ama Allah'ın zihni yok olmaz. Allah hiçbir şeyi unutmaz. O yüzden
Bir tek Allah rızası için yaptığınız şeyler gerçek anlamda değerlidir. Aman bu evrene, bu maddeye, hiçbir şeye bel bağlamayın. Nasıl olsa onlar yok olacaklar, gidecekler. Ve yine mesela evrenin sonuyla ilgili mesela başka bir surede şöyle bir ifade var, çok enteresan. O yükselticidir, o alçaltıcıdır diyor. Yani evrenin sonundaki o süreçler olunca artık kimin yükseldiği, kimin alçaldığı ortaya çıkıyor. Biz dünyamızdaki basit hesaplarla işte kimin parası varsa, kimin karizması varsa falanca şirkette üst mevkide, öbürü alt mevkide, insanların yüksekliklerini, alçaklıklarını bu tip kriterlerle değerlendiriyoruz. Ama Kur'an öyle bir mantık çiziyor ki artık evrenin sonu geldiğinde, o saat başladığında, ondan sonra da dirilme gelecek evrenin sonundan sonra. Ha o zaman kimin yükseldiği, kimin alçaldığı ortaya çıkacak. O bu dünyada sizin çizdiğiniz o hiyerarşiler, kafanızda çizdiğiniz tablolar boş. Allah katında ölçü takvadır. Yani insanın Allah'la kurdu arasındaki sevgi bağıdır, dindeki titizliğidir. Allah'ın emirlerini yapmaktan ya titizliği, yapma dediklerini yapmaktan sakınmasıdır. Peki yine sona dair aktardıkları Vakka suresi 4. ayet. Yeryüzü sallanıp sarsıldığında. Tekvir suresi 6. ayet. Denizler kaynatıldığı zaman. Mesela bakın bu ayet çok enteresan. Orada bir duralım. Niye? Mesela evrenin sonuyla ilgili Kur'an denizlerin kaynatıldığını söylüyor. Bir de diyor ki İnşdar'da denizler fışkırtılıp taşırıldığı zaman. Tabii. Şimdi şöyle düşünün. Peygamberimizin döneminde İnsanlar yerin altında mağma gibi bir tabaka var. Evet. Sıcak diye bir şey bilmiyorlar. Oysa yeryüzüyle ilgili, yeryüzünün sonuyla ilgili Kur'an'ın birçok yerinde büyük bir deprem manzarası çiziliyor. Mesela Zilzal suresi de var, işte deprem suresi de var. Başka yerlerde, yani Kur'an'da bir yerde, birçok yerde evrenin sonuyla ilgili bir deprem manzarası çiziyor. Ha şimdi gerçekten büyük bir depremde mağma birçok yerden fışkırır. Zaten dünyamızın üçte ikisi denizler olduğuna göre oradan da fışkıracaktır. Mağma fışkırdığında ne olur? İşte o suların hepsi kaynar, köpürür, buharlaşırlar. O yüzden Kur'an'da mesela denizlerin kaynatıldığı tip ifadenin olması da bana göre çok ince bir ifade. Yani o dönemin bir insanının söyleyebileceği bir ifade. Birçok kimse orada bir edebiyat sadece Kur'an'da yapılmış gibi düşünmüşler. Yani o ayetlerin altında böyle incelikler olabileceği de tabii o jeolojik bilgiye sahip olmayan kimselerin gözünden kaçmıştır. Peki devam edelim. Tekvir suresi 5. ayet. Yabani hayvanlar bir araya toplandığı zaman. Yeryüzü, yer dümdüz edildiğinde, içinde olanları dışa atıp boşaldığında o saatin kendilerine ansızın gelmesini mi bekliyorlar? Onun belirtileri zaten gelmiştir. O onlara gelip çattıktan sonra ibret almaları neye yarar? O alçaltıcıdır, yücelticidir. Az önce olduğu gibi. Şimdi devam edelim seyircilerimizin sorularından. Diyor ki, aslında değişik şeyleri de merak etmişler. Yine de sorayım. Cenayir diyor ki, Allah dünyayı yarattı, Samanyolu'nu da yarattı. Peki sonsuz evreni neden yarattı? Sadece bir dünya insan için mi? Buna dair verebileceğimiz bir cevap var mı? Tabii sadece insan için yarattığı şeklinde bir şey yok. Hı-hı. Ama yani sonuçta burada birçok şeyde insanın emrine verildiğini görüyoruz. Allah'ın yarattığı başka varlık tipleri de var. Hem bu dünyada başka canlılar var. Hem mesela insan daha yaratılırken meleklerin bu dünyadaki olaya, başka bir varlık türünden Kur'an bahsediyor. Onların Hı-hı. detaylarını bilmiyoruz. Ama tanıklık ettiklerini görüyoruz bu dünyada. Hatta insan yaratıldığında böyle bozgun çıkartacak bir varlığı niye yaratacaksın diye Allah'a soruyor. Ama Allah onların bilmeyip kendisinin bildiğini söylüyor. Yani sonuçta Allah'ın yaratışı bu dünyadaki insanlar ve diğer canlılarla kısıtlı olmadığını biliyoruz. Hı hı. Allah insanları kulluk etmek için yarattım diyor. Kulluk etmek ne demek? Evvel onu açıklamak lazım. Allah'la ilişkide olan her şeyin adıdır kulluk. Türkçe bazen bunu ibadet diye çeviriyorlar. Arapça aslında ayetin ABD köküyle çok uyumlu gözüküyor ama birçok şeyi o çeviri gözden kaçırtıyor. Çünkü Türkçe'de birçok insan ibadeti sadece böyle namaz, oruç gibi bedenle yapılan eylemler için kullanıyor. Ama ayette asıl ifade edilen şey insanların kulluk için yaratıldığı. Yani Allah'la ilişkili olabilecek her şey için yaratıldığı. Sonuçta bu evreni yaratan Allah'sa, bizi de Allah yaratmışsa zaten bunun başka türlü olması mümkün değil. Biz Allah'la ilişkili bir sebepten dolayı buradayız demektir. Ve ancak zaten böyleyse bu hayatın anlamı olabilir. Başka türlüyse biz rastgele buradaysak, tesadüfen burada oluştuysak zaten hiçbir şeyin anlamı olması da mümkün değil. Zaten burada da olamazdık galiba. Şevket Bey sormuş ama... Tabii bu sorulara ben daha da detaylı cevap veririz de. Yani bir soruya çok şey yapmayalım diye. Anladım.
insanın oluşumuna dair yani şöyle nasıl... diyeyim, Pelin Hanım başka konulara geçiyor. Sanmayın ki cevaplarım bu kadar kısa. Onlara sonra cevap verin. Ya vallahi eğer... Yok ya, daha çok soru soralım. Kısa cevapları bir gün uzun açarız. Tamam. Ama yani bilsinler, bunların cevapları daha uzundur. Kestiriyorum yani, çok soruya cevap verelim diye. İşte yani evet. Bizim sorularımıza da cevap dedikleri için ve ben de süreyi güzel tabii. kullanmaya çalıştığım için. Ama siz hani mutlaka bu soruyla ilgili yani bu cevapta buradaki durulması gereken her sorunun çok daha uzun bir cevabı olabilir. Ben hepsini kısa cevap vereceğim ki mümkün olduğunca çok soru alalım. Güzel bir soru daha. Şuna döneceğim ama Ölüme Doğan demiş ki, güzel sormuş bence bir... Muhakkak kitabı hak eden bir soru. Allah zamandan münezzeh ise şu an onun katında her şey oldu ve bitti mi? Allah katında her şey oldu bitti deyimine nasıl kullanıldığıyla bağlı. Allah nasıl ki biz birçok şeyi hesapladığımızda ileride nasıl mesela ileride olacak olayları kısmen hesaplayabiliyoruz. Allah mutlak şekilde bunları hesaplayabilir. O yüzden Allah gelecekte ne olacağını öngörür. Ama bu Allah'ın cebretmesi yani bizi zorlaması anlamına gelmez. Biz onları yapacağımız için Allah bilir. Allah insana özgürlük vermiştir, özgür irade vermiştir. Hı hı. Allah yani önceden bir senaryo yazıp da o senaryoyu insanları cebretmez. İnsanlar yapacağı için bilir. Allah kendisi bildiği için insanları ona cebretmez, zorla yapmaz. Böyle olsa mesela siz bana şu anda soru sormanızla herhangi bir yerde rüzgar esmesi arasında fark olmazdı. Değil mi? İnsanların eylemlerinde onu farklı kılan şey ne? Akıl kullanarak, duygularla da ve iradeyle gerçekleştirilmiş olması. Ha, eğer ki insan buna zorlanıyorsa bu irade, akıl kullanma, bana demin sorular çay mı ıhlamur mu içersin, ben ona bir cevap verdim. Hı. Bunların hepsi birer halüsinasyona dönüşür. O yüzden Allah'ın bilmesini birçok kimse Allah'ın zorlamasıyla karıştırıyor. Böyle bir karıştırma yapmayalım. Allah bilir ama bu bir zorlama anlamına gelmez. Peki, devam edelim. Çok güzel bir soru vardı, onu bulamıyorum. Onlar şimdi şuradan... Kur'an bilim konusundan vazgeçtiler. Yerle gök arasında dinle ilgili bütün soruları. Evet öyle, hayır elimden geldiğince ayıklamaya çalışıyorum ama çok güzel bir soruydu. Evet. Onu neyse bulacağım şimdi, az önce gelen soruydu. Ha diyor ki, İslam ve bilim. Bugün bilimin ulaştığı hakikatler peygamberimize gösterilmiş midir? Belki hani Sidretül Münteha'yı geçtikten sonra hani Cebrail ben bundan sonra devam etmeyeceğim diyor orada olan bir tane. Bilmiyorum. Yani peygamberimize bunların ne kadarının gösterilip gösterilmediğini ama Kur'an'da bazı öyle ifadeler olabilir ki mesela peygamberden iyi onu anlayanlar olabilir. Mesela basit bir örnek vereyim. Kur'an'da 3 kişiden bahsediyor. Bunlar mesela peygamberle beraber savaşa katılmıyorlar, pişmanlık duyuyorlar. Kur'an o kimselerin pişmanlığını anlatıyor bize. Mesela şöyle bir soru soralım. O kimselerin kalbinde duyduğu pişmanlığı o vahiy peygamberimize geliyor. Fakat peygamberimiz mi daha iyi bilir? O kişiler mi bilir? Tabii ki o kişiler daha iyi bilir. Çünkü Kur'an ayetlerinin anlattığı pişmanlığı bizatihi kalplerinde hisseden o kişiler. Ha o zaman demek ki peygamberimizin döneminde bile bazı ayetlerde söylenen ifadelerin peygamberimizden daha iyi idrak edenlerin olması mümkünse, o ileride de bence olması mümkün. Yani bu İslam açısından bana göre bir şey vermez. Yani peygamberimizin evrenin genişlediğiyle ilgili bütün detayları anlamamış olması mümkündür. Allah'ın ona göstermiş olması da mümkündür ama bence anlamamış olması da bir sorun teşkil etmez. Mesela başka şöyle ayetler var mesela Kur'an'da geçen. Evrenin sonunu anlatıyor Kur'an. Mesela orada hamilelerin mesela... durumunu anlatıyor. Birçok insanın saçı beyazlanıyor. Müthiş panik var. Herkes yakını unutup kaçışıyor. Şimdi Kur'an'da bunlar yazıyor. Peygamberimiz ve orada birçok sahabe de onu okuyor. Bugün biz okuyoruz. Peki o manzaranın değerini en iyi kim anlar? O manzarayı en iyi kim bilir? O manzarayı o anda yaşayan kimse anlar. Değil mi? Hı hı. Yani onlar büyük ihtimal peygamberimizden de diğer insanlardan da bunu. Çünkü gözüyle görüyor. Bizatihi yaşıyor onu. Yani yaşamak gibi başka hiçbir şey onu anlamak demek değildir. Ha, o zaman burada da mesela birçok kimsenin peygamberimiz ve sahabelerden daha iyi anlayabileceğini anlıyoruz. Veyahut da ahiretle ilgili şeyler. Ahiretteki nimetler için Kur'an'da diyor ki hiçbir nefis onlardan tatmadı diyor. Yani dikkat edin, dünyada hiç kimsenin tatmadığı şeyler. Ama dünyada bir benzerleri de var. Yani biz onları kısmen anlayabiliyoruz. O benzetmeler yoluyla Kur'an bize onları anlatıyor. Peki o... Ya da bizim aklımıza girsin yani bir anlayı idrak edebilelim diye. Tabii, zaten benzetmelerle o yüzden anlatılır. Tabii. Ama gerçek anlamda onu gören tam manasıyla Kur'an'da geçenin ne olduğunu anlar. Ha, dikkat edin, Kur'an vahiyini okuyan kişiden onu o anda tadan kimse daha iyi anlar.
Sonuçta bunlar mümkünse, yani hem ahirette hem evrenin sonunda hem peygamberimiz döneminde diğer örnekler varsa, burada saydığımız bazı mesela evrenin genişlemesiyle ilgili birçok konuyu bizim bugün bilimsel şeylerle anlayışımızın peygamberin o dönemde anlayışından da fazla olmasında ben bir sorun görmüyorum. Ama peygamberimize de Allah isterse tabii ki göstermiştir. Yani bu yok göstermemiş de demek için de bir sebep yok. Bilim dünyasının varlığını kanıtladığı, yani en azından şöyle söyleyeyim, bizim aklımızın nihayet erebildiği ve benim çok etkilendiğim bir ayet okuyacağım. İnsanın oluşumuyla ilgili. Hı hı. Ey insanlar, eğer yeniden dirilmekten şüphedeyseniz şunu bilin ki biz sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan, yani aşılanmış yumurtadan, sonra uzuvları aşılanmış önce... yumurta değil alaka, asılıp tutunan şey demek ama tamam, aşılanmış yani bazı yerlerde öyle açıklıyorlar. Neyse ben o zaman düz okuyayım. Aşılanmış yumurtadan kasın spermle yumurtanın birleşimi ise doğru tabii alaka. Ha, o manada. Ama yani o, ama alaka sonraki aşamayı ifade ediyor. Evet. Yine peki. Sizi topraktan, sonra nutfeden, sonra alakadan, sonra uzuvları önce belirsiz, sonra belirlenmiş canlı et parçasından, bayağı uzuvları zamanla oluşan ceninden bahsediyor. Yarattık ki size kudretimizi gösterelim ve dilediğimizi belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz. Olağanüstü ifadeler. Muazzam. Vardır. Ve sonra sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız. Sonra güçlü çağına ulaşmanız için sizi büyütürüz. İçinizden kimi vefat eder, yine içinizden kimi de ömrün en verimsiz çağına kadar götürülür. Ta ki bilen bir kimse olduktan sonra bir şey bilmez hale gelsin. Sen yeryüzünü de kupkuru ve ölü bir halde görürsün. Fakat biz üzerine yağmur indirdiğimizde o kıpırdanır, kabarır ve her çeşitten veya çiftten iç açıcı bitkiler verir. Şimdi anne rahmindeki oluşumları Kur'an'ın anlatması gerçekten muazzam. Peki buna muazzam deyip geçmeyelim. Teker teker kelimelerle niye böyle bir iddiada bulunduğumuzu anlatalım. Hem o demin sizin okuduğunuz ayetlere değineyim, hem benzer Kur'an'dan başka ayetler var. Mesela şuradan başlayalım. Kıyamet suresi 36-37. ayetler diyor ki insan başıboş bırakılacağını mı sanır? Kendisi dökülen menide bir damlacık değil miydi? Nutfe değil miydi diye geçiyor orada. Dikkat edin. Nutfe mesela şu bardağın dibinde çok kalan içtikten sonraki şey nutfedir. O çok ufacık şey. Yani böyle ufacık bir şey demek. Şimdi insanın başlangıcında dikkat edin. Meninin içinde bir nutfe olduğu geçiyor. Şimdi dikkat edin. Şeyin anne rahmindeki gelişimleri anlamamız çok yeni. 18. yüzyıla geldiğimizde bile mesela birçok kimse insanı... yaratılışınla ilgili çok değişik teorilere sahipler. Mesela ünlü bilim insanlarının bir kısmı şunu savunuyor. Anne rahminin içinde Rus matruşkaları gibi bir ilk Havva diyelim, ilk insanda bir bütün insanların bir kopyası vardı. Onlar iç içe şekildeydi. Her bir insanda diğeri açılıyor, açılıyor, açılıyor yumurtadan. İşte öbür insana kadar gidiliyor. Böyle bir yumurtacı teoriler vardı. Bunların karşı teorileri vardı. Ama dikkat edin, 18. yüzyılda bile buna benzer teoriler tartışılıyordu, doğruluk derecesi. O yüzden Kur'an'ın anlattıklarını hep bu gözle dinleyelim. Şimdi meniden, dikkat edin, meniden yaratıldığı geçmiyor insan. Meniden ki bir damladan yaratıldığı geçiyor, nutfe. Meni gerçekten bir karışımdır ki Kur'an'da ayrıca karışım olmasına da dikkat çekiyor. O ayeti de okuyayım. O da mesela 76 İnsan Suresi 2. Gerçekten insanı karışımlı bir damlacıktan yarattık. Ha, gerçekten de meni sperm kanallarından, seminal keseciklerden, prostat bezinden birçok yerden gelen sıvılar var. Hepsinin gerçekten bir karışımı çok ince. Ve insanın yaratıldığı şey de gerçekten bunu çok ufak bir kısmıdır. Zaten insan bir kere de 100 milyon taneden fazla sperm var sırf içinde meninin. Ayrıca başka bir ayette de yine bir incelik var. Secde suresi 8. ayet. Sonra onun soyunu bayağı bir suyun özünden, yani sülaletin meydana getirdi. Yani bir şeyin de sülaletin dendiğinde onun seçilmiş bir kısmı anlaşılıyor. Şimdi dikkat edin. Kur'an dikkat ettiği şeyi baştan dikkat çekersek, yani karışımlı bir su, çok ufacık bir damlası ve seçilmiş bir parçası. Gerçekten de mesela meni çok az bir parçasından, yani o bir spermden yaratılır ve 100 milyon belki sperm yola çıkar ve onlardan sadece bir tanesi seçilir. Dikkat edin. O sülaletin de dikkat çekildiği gibi. Yani o menin hepsi rastgele değil. Onda gerçekten seçilmiş bir özden insan yaratılır. Ve gerçekten çok ufak bir şeydir. Ama birçok insan o dönemde böyle gözüyle bakan bir kimse menin hepsi insanın yaratılışında kullanılıyor zannetmesi doğaldı. Ufacık bir kısmına dikkat çekilmesi ne söylemesi ve onun karışımlı bir su olduğunu da analiz edecek kimya laboratuvarları yoktu. Peki. Başka ayetlere geçelim. Mesela Necim suresinde diyor ki
Gerçekten de o, erkek ve dişi olarak iki çifti yaratandır. Akatılan menini bir damlacığından lütfenin. Bakın, cinsiyetlere Kur'an o spermle ilişki kurarak, yani meninin o bir parçasına nutfeyle ilişki kurarak gündeme getiriyor. Biz de bugün biliyoruz ki gerçekten spermle XY kromozomu gidiyor. Annede XX var. Erkekten gelen X ile öbür X buluşursa kız, erkekten gelen Y ile öbürü birleşirse erkek oluyor. Yani cinsiyetin belirleyicisi, artık bilim dünyası diyor ki cinsiyetin belirleyicisi baba. Tabii, yani anne, anneden zaten illaki bir X kromozom gelecek ama babadan X gelirse kız, Y gelirse erkek. Ham maddeyi taşıyan sperm, gerçi yumurta da orada istediğini içeri alıp almıyor şeklinde olaya müdahale ediyor olabilir. Çünkü etrafın yanında milyonlarca sperm var. O yüz milyonlardan bir kısmı sonunda geliyor. Onlardan istediğini kapıyı açıp açmayabilir ama sonuçta cinsiyetle ilgili ham madde erkekten geliyor. Bu da çok ince bir şey. Hele günümüzde birçok insanın işte eşini, günümüzde değil tarih boyunca birçok insanın eşini işte erkek doğuramadın diye kınadığını düşünürsek, yani bu ayetin burada da ayrıca vereceği bir toplumsal mesaj da var. Sonra diğer şeylere geçelim. Mesela Müminin suresindeki ayetlere, onu sağlam bir damlacık kıldık, sonra damlacığı asılıp tutunan bir şeye alaka çevirdik. Şimdi burada da çok muazzam bir şey var. Gerçekten de anne rahminin belli evresinde Fallop borusundan da geçince anne rahmine geliyor. Yumurtayla spermin birleşimi. Orada anne rahminin duvarına asılıp tutunuyor. Ve orada asitlik bir ortam var. Onu da etkisiz hale getirecek şekilde belli salgıları salgılıyor. Ve bir sülük gibi anne rahmine yapışıyor. İlk haftalarda. Ve zaten alakın yan anlamlarında biri de Arapçada sülük bu arada. Gerçekten, öyle mi? Tabii. Yani Arapçada zaten asılıp tutunan bir şey diyerek Kur'an zaten alak kelimesi kullanarak bir terminolojinin olmadığı bir dönemde, dikkat edin, bunun için bir terminoloji oluşturuyor. Ha bugün mesela modern biyolojide bunun aksini söyleyen hiç kimse yok, yani böyle bir evre geçirmediğimiz. Ama iddia ediyorum, sokağa çıkın 100 kişiye sorun günümüzde. Bunun 90'ı bile tahminim anne rahminde böyle bir aşama geçirdiğimizden, anne rahminin böyle bir sülük gibi yapışma evresini hayatımızda geçirdiğimizden habersizdirler. Ama Kur'an'da bu 1400 yıl önce geçiyor. Sonra alakayı bir çiğnemlik ete, mudgaya çevirdik diye geçiyor. Burada da dikkat edin, anne rahmindeki aşamalarda birbirinden farklı aşamalar olduğuna da dikkat çekiliyor ki bunda da bence bir incelik var. Tabii işte ki. 18. yüzyıldaki demin söylediğimiz söyledi, prototip bir insan. Çok minyatür, onu biz göremiyoruz. Ama çok minyatür olan şey büyüyor şeklinde teori. Ama burada birbirinden farklı aşamalara dikkat çekiyor. Öyle bir minyatürün büyümesi gibi bir şey yok mesela. Enteresan bir şey. Bir çiğnemlik et demek mudga. Anne rahmindeki mesela o alaktan sonraki aşamalara baktığımızda da adeta ısırılmış gibi olduğu bir evre de var. Mesela ceninin. Adeta üzerine diş izlerine benzeyen izlerin olduğu bir evre var. Ama her halükarda, onu da bir kenara bıraksak, gerçekten bir çiğnemlik et gibi olduğu bir evre geçiriyor. Sonra o et parçasından bir takım kemikler yaptık. Sonra İskelet oluşuyor. Sonra o kemiklere et giydirdim. Lahm giydirdik. Yani evvelden azam geçiyor. Sonra lahm, et giydirdik geçiyor. Ve burada tabii kemiklerin oluşması da daha sonra anne rahmi evrelerde. Ve bunlarda oluşan mesela et, evvelki o bir mutka gibi bir et değil, bildiğimiz kas yapısı gibi yapılar oluşturacak etler oluşuyor. Kur'an'ın mesela buradaki etleri lamp kelimesiyle o mudgayı, bir çiğnemlik eti ayırması da bence ayrıca bir incelik. Başka bir ayete daha geçeyim, bunun daha fazla detayına girmeden. Bir tane ayette de mesela, sizi annelerinizin karınlarında üç karanlıkta bir yaratılıştan diğer yaratılışa geçirerek yaratmaktadır diye ifade var. İşte Rabbiniz Allah budur, mülk onundur, ondan başka ilah yoktur. Nasıl döndürülüyorsunuz diyor. Buradan da biliyoruz ki karın duvarı var, rahim duvarı var ama amniyon kesesi diye içeride de bir kese var. Amniyon kesesi de olmasıyla beraber dikkat edin, karın duvarı bir karanlığı oluşturuyor. Diğeri rahim duvarı. Üçüncü de amniyon kesesinde üç tane katman var çocuğun içinde olduğu. Amniyon kesesi de çocuğu işte darbelere karşı koruyan, Allah'ın rahmetinin bir tezahürü. Zaten öyle bir kese olmasaydı içindeki sıvı, hani nasıl hastalar bir tarafa yattığında her tarafı yaralar kaplar, anne rahminde çocuk da ona benzer bir durumda olurdu. Ha bu üç tane karanlıkta yaratılış başka türlü de bir
anlaşılabilir. Fallop borusundan geçiyor ya anne rahmine atıldığında. Bir fallop borusunda atılma var. Sonra bir rahim duvarında geçirdiği bir aşama var. Sonra amniyon kesesinin içinde geçirdiği aşama var. O üç aşamadaki o üç bölgede, yani onların hepsi de sonuçta anne rahminde, karanlık bir yerde. O üç tane şey de kastediliyor olabilir. Fakat buradaki şeye dikkat edelim. Yani burada mesela deminki bir ayet. Kıyamet suresi ilk okuduğumuz ayet. Diyor ki insan başı boş bırakılacağını mı sanıyor? Kendisi dökülen menide bir nutfe değil miydi? Yani Kur'an bunları söylerken salt böyle bilimsel bir bilgi vereyim diye de söylemiyor. Tabii ki Kur'an o söylediğinde olağan bir olağanüstülük var. O dönemde bunlar söylenemezdi. Ama diğer taraftan şunu düşünmemizi istiyor. Ya bizim başlangıcımız bir damla su. Bunu yapan, yani bunu veren Allah bize, bu şekilde yaratan Allah bizi başıboş bırakması mümkün mü? Yani insanla hiç ilgilenmemesi, bütün bu yaratışları yapan Allah'ın insanın duasını duymaması, ona hiç cevap vermemesi mümkün mü? Veyahut da insan istediğini yapar, ben ne Allah takarım ne kimseyi takarım deyince böyle bir durumun olması mümkün mü? Bunları düşününce insan o kendi acizliğini, çünkü başka bir ayette de şey deniyor, insan kendini yeterli gördüğü için azar. Ama insan neden yaratıldığına bakarsa, ayetlerin gözünü çevirdiği gibi, insan kendisini yeterli görmez. Yaratıcısına muhtaç olduğunu anlar. Veya başka bir yerde mesela bu tip ayetlere dikkat çekerken, nasıl döndürülüyorsunuz diyor. Mesela demin okuduğumuz üç karanlıkla ilgili yaratılış ayetinde. Peki ben birkaç tane tweet okuyabilir miyim? Yine okuyun. Çokça geldi. Diyor ki, Recep Aygül, o isterse... İki deniz yan yana, biri tatlı biri tuzlu ama birbirine karışmıyor. Hani madde ve kainat konuşuyorsunuz, bunu da mutlaka sormanız gerekiyor diyor. Kur'an'ın mucizesini sor abla. Sorayım ablacığım. Evet, yani Kur'an'da geçiyor denizlerin sularının karışmadığı, iki tane yerden Recep'e geçiyor. Recep Aygül'e de bir kitap verelim. Şimdi burada suyun içindeki belli özelliklerden, tuzluk oranı gibi özelliklerden gerçekten de belli yerlerde sular karışmıyor. Mesela Makedonya'ya geçtiğimiz sene gittim. Çok sevdiğim bir arkadaşım var orada. İşte bir nehir, yanılmıyorsam Drim Nehri. Oradan geliyor. Ohrid Nehri'nin, Ohrid Gölü'nün içinden nehir geçiyor. Öbür taraftan gidiyor. Aşağıda işte denize kadar bağlantı soruyor. Zaten ilginçtir. Ta Amerika'dan gelen bilmem kaç kilometre bir yılan balığı onun üzerinden gelip Ohrid Nehri'ne geliyor. Ama o su, akan su Ohrid Gölü ile karışmıyor. Bu kadar, yani dünyada birçok yerde bu bilinen bir fenomen. Şu anda yani yani modern araştırmalarla bilinmiş bir fenomen. Mesela Karadeniz'de, Karadeniz'in içinde tamamen ayrı su özellikleri gösteren, dediğim hani tuz yoğunluğu gibi özellikleri farklı olan, Karadeniz'in içinden ayrı bir su akıyor. Bu mesela yeni son 4-5 yılda keşfedildi Karadeniz'in içinde bu su. Ve mesela bu Avrupa'da bir nehir olsa, Avrupa'nın dördüncü büyük nehri olur. Dikkat edin. Karadeniz'in içinde buna benzer akan bir şey var. Zaten bir ayette o sulardan birinin suyunu tatsanız tuzlu, diğerini tatsanız tatlı dersiniz diyor. Şimdi bu tuzluluk ve tatlılığa da dikkat çekmesi ayetin önemli. Çünkü bu suların ayrışmasını sağlayan fiziki yasa özellikle tuzluluk farklılığı gibi olgulardan gerçekleşiyor. Ayet ona da dikkat çekiyor ve şu anda dünyada birçok yerde bu gözlemleniyor. Yani Atlas Okyanusu'nda da daha birçok yerde böyle birbirine karışmayan sular var. Ve bu da aslında bizim okyanuslarda, diğer yerlerde suların karışmaması bir zenginlik de oluşturuyor. Değişik ekolojik sistemler oluşuyor, zenginlik oluşuyor. Pektaş Bey sormuş. Aslında benim de çok merak ettiğim hususlardan bir tanesidir. Dağlarla ilgili bir şey söylüyor mu diyor. Çünkü dağların önemli olduğunu biliyoruz. Kur'an'da tabii dağlarla ilgili şey var. Hani sadece... Hazreti Peygamber'le alakalı da değil. Yani dağların İslam tarihinde, dinler tarihinde de hep önemli yer tuttuğunu, hani vahyin, dağların çok tanrılı dinler, dağları tanrıların evi gibi de görmüşler. Bu açıdan bir kere dağlarla ilgili söylenenlerin o açıdan da bir önemi var. Çok tanrılı bir dönemde dağlarla ilgili atıflarda onların da Allah'ın yarattığı birçok varlık türünden biri olduğunu söylenmesi bir kere başlı başına birçok dönem için önemli. Ama Kur'an orada söylediği ince başka şeyler de var. Mesela Nebe suresiye de dağları da birer kazık yaptık diye geçiyor. Burada evtaden ifadesi var. Burada kullanılan kazık ifadesi, Araplar aynı zamanda aynı bu evtaden de belirtilen şeyi
Çadırların kazıklarında da kullanıyorlar. Hı hı. Şimdi çadırların kazıkları da asıl gücünü nereden alırlar? Çadırı taşırlar. Köklerinden alır. Evet. Değil mi? Yüzeyde gözüken kısmı kadar o kazıkların altta kökleri var. Dağlar da tamamen böyledir. Bakın yine bunu soralım yoldan. 100 kişiden 90'ın bilmediğine emin olabilirsiniz. Kur'an'da geçtiğini değil, dağların böyle bir özelliği olduğunu birçok kimse bilmez. Dağların kökleri var. Kökleri var. Birçok dağın hatta kökleri 8-9 katı uzunluktadır. Mesela 1 kilometrelik bir dağın 8-9 kilometre uzunluğunda kökü vardır birçok zaman. O kadar uzun kökleri var. Ve yeryüzündeki dengede, izostazide dağların bu özelliğinin de bir önemi var. Kur'an'ın da böyle bu şekilde bir ifadeyle, dağların kazık kıldık şeklindeki ifadeyle böyle bir şeye dikkat çekmesi bence olağanüstü. Muazzam. Ve diyor ki onları sarsmasın diye yeryüzüne dağları yerleştirdik. Enbiya suresi. Tabii işte demin de söylediğim izostazi yeryüzündeki dengeyle alakalı bir şey. Ve dağların da bu izostazideki önemi de ona işaret ediyor. Peki Allah'ın. Yine sorulardan devam edeceğim. Diyor ki Hüseyin Meydan o isterse Allah kıyametten sonra yine yeni bir alem yaratıp kendisine ibadet edecek kullar yaratacak mı? Buna dair herhangi bir işaret bulmuş mu hocamız? İnsan dışında diğer varlıklar mı diyoruz? Belki yeni bir insan nesli. Ay yani şimdi Allah istediğini yaratır. Bilmiyorum neyi kastettiğini. Bence yani Allah neyi kastettiğini ben de anlamadım. Ama Kur'an'da şu çok açık. 4 aşamayı Kur'an dikkat çekiyor diyebilirim. O 4 aşamayı da 4 diye söyleyen benim topluyorum. O 6-7'ye de bölünebilir. Kur'an bir evrenin sonu geleceğini saat ifadesiyle demin anlattığım şekilde tarif ediyor. Biz onu tarif ettik. Ondan sonra kıyamet aslında dirilmek demektir. Hani namazda kıyam da oluyoruz ya. Hı hı. O şekilde yani ölülerin yeniden kalkmasını ifade eder. Hı hı. Kur'an ikinci aşamada bu yeniden diriltilme ve insanların toplanmasına dikkat çekiyor. Üçüncü aşamada insanların ahirette sorgusuna dikkat çekiyor. Dördüncü aşamada da insanların dünyada yaptıklarına göre layık oldukları yeri ahirette bulacaklarına işaret ediyor. Kur'an bizim sonumuzla ilgili ahirette bunu ifade ediyor. Allah'ın yaratmasını bol olduğunun, alemlerin Rabbi olduğunu söylüyoruz. Hı hı. O zaman tabii ki Allah bizim bilmediğimiz tam bambaşka canlılar yaratabilir. Hatta biz hala dünyada yeni yeni canlı türler evvelden bilmediğimiz keşfediyoruz. Dünyada bile keşfediyorsak ahirette hiç bilmediğimiz yeni varlık türleriyle niye karşılaşmayalım? Peki bir soru daha. Yasin Bakırtaş, o isterse bu evren sona erdirildiğinde sonsuz hayatın olduğu ahiret hayatı evrenden başka bir mekanın habercisi olabilir mi? Bence öyle. Yani Kur'an'da yerlerle gökleri yenileriyle değiştirdiğimizde diye geçiyor. Şu andan da gerçekten bilimin bize söylediği tabloda o. Bilimin söylediği tabloya göre bize bu dünyanın güneşimizin değil, bütün evrenin sonu gelecek. Çünkü bu dediğim gibi genişleme sonsuza dek sürdürülemez. Kur'an'ın da hem yerin hem göklerin yenileriyle değiştireceğine dikkat çekmesi bu açıdan bence olağanüstü bir ifade. Peki. Yani birçok kimsenin sandığı gibi mesela Kur'an'ı mesela bir insan zihniyle yazılsaydı bu belki şöyle denebilir. Hani bu dünyada işte hayat son bulacak işte falanca gezegene gideceksiniz orada olacak falan. Yani hiç Kur'an'da öyle bir şey yok. Nicky Mouse demiş ki. Evet Hanım. İsmi enteresan ama bakalım evet, sorusu da enteresan. Evet. Olsun Perin benim de hoşuma gitti Nicky. Diyor ki o isterse Perin Hanım Kur'an ve astroloji arasında bir ilişki var mı? Sorar mısınız yok, hocam? Yok Kur'an'da astroloji biliyorsunuz astronomi ile astroloji arasındaki farkı. Astroloji denince daha çok bu burçlar anlaşılıyor. Hı hı. Kur'an'da o bildiğimiz burçlarla alakalı bir ifade yok. Kemobil demiş ki bunu Merve de sormuştu. Kur'an'da böyle mucizeler geçiyorsa neden Müslümanlar bunları önce gitti. O kadar geldi ki birden. Neden Müslümanlar bunları önceden bulamadı? Anlaşılması için illa keşfedilmesi mi gerekiyordu diye evet, sormuş. Evet. Bu aslında bir tespit hayır, tabii soru. Hayır, siz demin sorduğunuz bir soru da bu çok önemli bir soru. Niye? Hı. Çünkü çok soruluyor. İnsanlar hı. çok merak ediyor. Aslında biz demin bunun cevabını verdik. Bilimsel keşifler adım adım takip edilerek ulaşılır. Kur'an doğrudan neticeyi söylüyor. O yüzden dedik hatta bilim, hı hı. Kur'an bir bilim kitabı değil. Mesela basit bir örnek vereyim. Deminkinden farklı bu çünkü önemli olduğu için. Mesela anne rahminde bir alak aşaması geçirdiğini Kur'an söylüyor. Fakat bilimin bunu anlaması için mikroskobun geliştirilmesi lazım. Anne rahmine mikro kameralarla bakabilmemiz lazım. Oradaki mesela detaylı tespit edip o en başlardaki o minik varlığın nasıl asidi özelliği bozacak, oraya yapışmasını engelleyecek, ortamı bozacak, oraya yapışmasını mümkün kılacak durumu oluşturacağını bilmemiz lazım. Bütün bu detayları bilerek, mikro kameralarla gözleyerek, onları geliştirmek de tabii optiğin gelişmesi, yatırımlar bir tabii sürü ki. Şey. Ha, bilim dikkat edin, bu aşamaların gelişmesiyle oluşuyor. Hı hı. Kur'an bu aşamaların nasıl geçileceğini söylemiyor. O yüzden Kur'an bir bilim kitabı değil ama Kur'an bilime teşvik eden bir kitap. Niye? Evren üzerine düşünmeye, bunlar üzerine
Ki düşüncemiz de Allah'ın sanatını, kudretini anlamaya, Allah'a şükretmeye, Allah'a yönelmeye bizi teşvik ediyor. Bu yüzden peki, bilime teşviki olduğunu söyleyebiliriz ama bilim kitabı diyemeyiz. Bu çok zor olunca cevabı biraz uzatmamız lazım. Siz beni... Ben zaten hızlı konuşuyorum. Pelin Hanım da beni tabii hep yeni soru gibi ağzını açtığını görünce Pelin Hanım ben hemen bırrrr diye kelimeleri hızlandırıyorum. Sonra diyorlar ki bana niye hızlı konuşuyorsun? Ne yapayım yani? Çünkü normalde de çok yavaş konuşuyor. Peki bak bizim seyircimizin neler aklına geliyor Allah aşkına? 20 Salih artık devamını okuyamıyorum. O isterse kıyamet başladığında İsrafil meleğinin sura üflemesinden bahsediliyor. Bu olayın elektromanyetik bir tepkimeyi tetikleyebileceğini düşünebilir miyiz? Kur'an'da bunun nasıl olacağı elektromanyetik tepkime, tetikleme falan filan gibi bir şeyler geçmiyor. Hocam Allah sizden ona... de her şeyi bilmenizi bekliyorlar. Hayır şöyle bir şey yani biz Kur'an'da olmayan şeyi bu İslami açıdan soruyor. Olmayan bir şeye öyle bir şey var diyemeyiz. Zaten elektromanyetik tetiklemeyle neyi kastediyor onu da sormak lazım. Yani bütün evrenin sonuyla ilgili. Orhan Özben sormuş diyor ki hayvanların göç yollarını bulmaları Kur'an mucizesiz değil midir? Şöyle Kur'an'da hayvanlara işaret ediliyor. Onlar da Allah'ın sanatı olduğuna dikkat çekiliyor. Aslında hayvanlarla ilgili çok enteresan şeyler var. Bunu bir programda inanılmaz yapalım. Mesela demin örneğini verdiğim şeyi düşün. Ta Amerika'dan kalkıyor o yılan balığı Ohrid nehrine geliyor. Ohrid de çok güzeldir. Görmeyenler görsünler. Yılan balığının lezzeti o kadar iyidir diyemem. Çok enteresan. Ama onu da tatsınlar. Çok yılan orijinal. Yılan balığı var bizde. Dikkat edin. Bilmem bizim kaç ülkeden. Bin kilometreden oraya geliyor. Sonra bir daha gidiyor. Sonra yavrusu bir daha geliyor. Bir daha geliyor. Yumurtalarını işte Amerika'daki o Meksika körfezinde yanılmıyorsam bırakıyor. O nehirden ters yüzüyor. Yukarıya doğru göle çıkıyor. Haritada zaten o koskoca okyanusu geçiriyor. O minacık balık. Ve nesiller boyu bunu tekrarlıyor. Kadir bunun Eray... gibi o kadar çok şey var ki bir de o, yani güneşe bakarak yön bulmaları var. Manyetik alana göre hesaplamalar çok var. Çok acayip evet. Çok. Ha, Kur'an canlılarda Allah'ın sanatıyla ilgili gözlememiz için bir sürü ayetler olduğunu söylediği için bütün bunların Kur'an'la bir ilgisi var. Ama Kur'an doğrudan şöyle bir göç yolu var falan diye bir tarifi yok. Peki çok çok kısa rica edeceğim soruyu. Çünkü reklama gitmem gerekiyor cevabını. Kadir Eray demiş ki Peygamber Efendimiz'in mucizesi olan ayın yarılmasını bilim dünyası açıklayabildi mi? Şimdi benim kanaatim oradaki Kur'an'da Kamer suresinde kıyamet yaklaştı, ay yarıldı diye bir ifade var. O evrenin sonunda olacağı, yani peygamberimizin öyle yarması şeklinde bir şey olmadığı yönünde. Peki, çok hızlıca hemen gidelim. Reklama... Yani evrenin sonunda. Ben de kıyamet kelimesini aslında Türkçe'de çok karıştırıyor. Kur'an hep kıyameti yeniden yaratılış için, saati evrenin sonu için kullanıyor. Evet. Reklama gidelim. Reklamlardan sonra Caner hocamız bu arada kitapları imzalasın. Bizim size göndereceğimiz kupalar da var. Benim özel teşekkürlerim var. Özellikle Instagram'da birkaç kişiye. Birazdan buradayız.